3. edebiyat festivali 3. gününde 2. oturumu ile hızla devam ederken 2. oturum çocuk edebiyatı ve sinema. Oturum yöneticisi Yusuf Dursun, konuşmacılar Destan Niyazgan, Emir Şerif ve Elaz Erdoğan. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Biz konuşmasak da duyarsınız zaten. Ama bir sadece siz değil, biz de bütün arkadaşlar biz konuşmasak da eminim duyarlar. Öyle bir şeyle sahipler. Gönülden gelince selam, cümle sesler olur kelam. Güller açar da vesselam, göğsümüzde hu diyerek yar aşkına döner yürek. İsteyene bolca verir, isteyene gülce verir. Çiçek çiçek dilce verir, göğsümüzde hu diyerek yar aşkına yanar yürek. Kafesteki can yerine, candan ayrı ten yerine, gurbette yiten yerine, göğsümüzde hu diyerek yar aşkına kanar yürek. Bilinmez bir hal bilince, kurt kuzuyu yar bilince, gönüller birlik olunca göğsümüzde hu diyerek yar aşkına söner yürek. Yürekleri yar aşkına yanan ve yar aşkına sönen değerli kardeşlerim, hepinizi kendi adıma ve konuşmacı arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Bugün çocuk edebiyatının sinemayla olan ilişkisi üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz, dünyada çocuk edebiyatı geldiğinde aklımıza ilk gelen eserlerin hiçbiri aslında çocuklar için yazılmamış. Hatta bunların bazılarını büyüklerin bile kolaylıkla anlayabileceğini düşünmüyoruz. Buna rağmen nasıl olmuş da bu eserler ünlü birer çocuk klasiği haline dönüşmüş. Burada ortaya usta bir editörün eli çıkmış, usta bir yönetmenin, usta bir sinema emekçisinin eli değmiş ve ortaya çok güzel eserler çıkmış. Çocuk edebiyatı niyetiyle yazılan eserlerden de maalesef klasik olan sinema adında klasik olan bir şeye henüz daha rastlayamadık. Mesela ben şöyle kabaca bir liste yaptım. Bazı isimleri okuyacağım. Pinokyo, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Buz Devri, Aslan Kral, Neşeli Ayaklar, Robinson Crusoe, Kung Fu Panda, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Dalmatçalı, Evde Tek Başına, Gülver'in Seyahatleri, Küçük Prens, Alice Harikalar Diyarında. Bunların hepsi de bahsettiğimiz gibi aslında çocuklar için, hiçbirisi çocuklar için yazılmamış. Ama öyle hale gelmişler ki hem çocuklar hem de büyükler bundan zevk alır hale gelmiş. Ama ben sevinerek görüyorum ve takip ediyorum. Bizzat da takip ettiğimi söyleyebilirim. Mesela Kuzucukları, Canım Arkadaşımı, Canım Kardeşimi, Harika Kanatları, Doru dizisini, Pepe'yi, bunlar benim bizzat seyrettiklerim. Niye seyrettim? Torunum seyrediyor da ben de o yüzden seyrettim. Başka türlü olmuyor zaten. Kumanda onların elinde. Bana burayı aç diyorsunuz. Orayı açıyorsunuz ona. İyi ki bunlar da vardı. Onlar da ben çok güzel, kaliteli eserler gördüm. Bu da bizim gelecek adına ümitli olmamızı sağlıyor. O yüzden biz hem TRT'ye hem bu şekilde eser veren diğer kanallara ve bu işleri yapan, kotaran, karşımıza çıkaran çok değerli sinemacı kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu çizgi filmin, bu animasyonun gelişmesi çok önemli. Nasıl ki çok eskiden çocuk edebiyatı eserleri böyle saman kağıtlara yazılı, kargacık burgacık, resimleri kalitesiz idi ise onların devri geçti. Şimdi karşımızda çok güzel çocuk edebiyatı eserleri de var. Her yönüyle albenisi kuvvetli, yüksek eserler var. Artık çıtamız yükseldi. Çok daha iyileri
hedefliyoruz. Çok daha iyilere layık olduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımızın da, bizim de, içinde ki çocuğu büyütmeyen insanların da. Sözü uzatmak niyetinde değilim. İlk konuşmayı izninizle Bestami Yazgan kardeşimize vermek istiyorum. Çünkü kendisinin biraz sonra, bu programdan hemen sonra, kendi konuşmasından hemen sonra daha doğrusu, başka bir programı var. Ama yine de kendisinin izniyle özgeçmiş hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Tanıyorsunuz ama yine de usuldendir. Ben şöyle bir özetleyeyim. Evet, belki de sadece Bestami Yazgan desek yeterlidir. Ama Osmaniyeli olduğunu herhalde biliyoruz. Biliyorsunuz, Toprakkale'den. İmam Hatip Okulu mezunu kendisi. 78 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye'de 17 yıl çıkan Güney Su Dergisi'ni yönetti. Ki benim de ilk şiirlerim o dergide yayınlanmıştır. Bizim de kendisiyle dostluğumuz o vesileyle başlamıştır 1992-93'lü yıllarda. Şehir, hikaye, masal türlerinde, çocuk edebiyatı dalında, tam sayısını bilmiyorum ama yüze yaklaştığı kanaatinde, bilmiyorum mesela 85 yuvarlak bir söz olarak söyleyebiliriz. Evet, yine de yüze yakın, inşallah yüzü de geçer. Kaliteli, çok değerli eserleri olan bir kardeşimiz. Pek çok ödülleri var. Pek çok ödülleri var. Bunların hepsini saymaya gerek görmüyorum ama en son şunu söyleyeyim. Gönül İncekme Gönül Şiiri yıllardır sosyal medyada Yunus Emre'ye atfedilerek yayınlandı. Onun zannedildi. Ve bu şiirin artık Bestami Yazgan'a ait olduğu kesinleşti, tescillendi bir manada. Geçen gün benim bir arkadaşım bağlı olduğum bir sosyal grupta bu şiiri paylaşmıştı. Ne güzel demiş Yunus Emre diye başlıyorlardı. Şimdi ne güzel demiş Bestami Yazgan diye başlıyor. Şiiri yayınlamış. Altına da Bestami Yazgan, Yusuf Dursun arkadaşımızın arkadaşı diye bir not koymuş oraya öyle bir. Çünkü ben onu daha önce uyarmıştım. Dikkat edin, bu şiir bu kişiye ait diye. Ve bu şiiri Sayın Cumhurbaşkanımız seslendirdi. Ve en son olarak da Sayın Meclis Başkanımız seslendirdi. Bu da bir şair için önemli bir çıta derecesi olsa gerek. Ve en son olarak da şunu söyleyeyim. Çizgiyi aşan öğretmenler diye bir dizi başlatıyor TRT, başlattı daha doğrusu. Bestami Yazgan bakma böyle durdu. Çizgiyi aşan bir adamdır. Çizgiyi aştı. O yüzden böyle bir belgesel yapılmak durumunda olurdu. Belgesel yapıldı. Çok güzel bir şey. Bunu düşünenler de ben tebrik ediyorum. Kendisi adına teşekkür ediyorum. Size çocuk edebiyatının genel özellikleri hakkında bilgi sunacak ve tabii çocuk edebiyatının sinemaya nasıl geçebileceği konusunda. Ben çok ayrıntılarını bilmiyorum konuşmasında ama ana hatları böyle olacak. Buyurun Sayın Hocam. Programı yöneten değerli abimimizse öyle seni güzel anladı. Allah razı olsun. Aynaya baktı. Kendini gördü ve onları anlattı. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden taze ve selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini. Aşkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Çocuğa, sanata, edebiyata, yerli ve milli sinemaya gönül verenlere selam olsun efendim. Çocuk edebiyatında güzel gelişmeler oluyor ülkemizde. Yani ben bir çocuk edebiyatçısı olarak yerli ve milli çizgide olan yazarlarımızın, şairlerimizin belli bir seviyeye geldiğini ve rakiplerini de geçtiğini görüyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Bundan 15 yıl önce Trabzon'a valilik davet etti bazı yazarları. Beni de bir yazarla eşleştirdiler. İsmini söylemeyeceğim. Dedikoduyu sevmem.
Yazarın 150'ye yakın kitabı vardı. Her kitabına 15 baskı yapmıştı. Ve yerli ve milli olmaktan biraz uzak bir kardeşimizdi. O zaman ben döşüne vurdum. Ya Rabbi güç ver, ben bu adamı geçeyim. Ya Rabbi güç ver, ben bu adamı geçeyim dedim. Şimdi elhamdülillah 85 kitaba geldim. Allah izin verirse geçmeyi düşünüyorum. Yani süper. Güzelliğe niye tuttum Allah izin verirse. Ve yeni çalışmalar... Mesela ve güzelliklerden onu yazınız. Efendim? Güzelliklerden. Vay be. Ona da razıyız ya. Yani hayatta sefem şu. Giyini derler, ilki günler. Mahmut Bey bir son ilave yaptı ona. Ehl-i sünnet dedi. Bunu öyle yapacağız. Giyini derler, ilki günler, ehl-i sünnet. Bu yolda koşturacağız. Sanat yolunda ama koşturacağız. Bir şey olursa da ona da razı oluruz. Çünkü biz kahramanlarla övünüyoruz değil mi? Yani Seyit Onbaşı'yla, Ulubatlı Hasan'la, en son Ömer Haris Demir'le. Geçtiğimiz 3-4 hafta önce Batman'a gittim. Kitap fuarına hiç programda yok, Kozluğa davet ettiler. Hocam gelir misin? Gece gideceğim ama. Gece gidip geleceğim. Daha böyle bir kaygı oluyor. Ya kardeş dedim, terör durumundan nasıl dedim. Ya bir şey yok hocam dedim. Halbuki Kozluk'ta bir öğretmen de şiir etmişler de bayan bir öğretmeni. Tamam dedim, geliyorum. Ve o geliyorum derken şuna dedim. Asker şehit olur, polis şehit olur. Oğlum bir tane şahit şehit olur. Ne var ya? Ve gittim kıymetli kardeşlerim buraya. Batman'da da bir çok program yaptım. Vallahi en bereketli, en samimi, en güzel programı Kozluk'ta yaptım. Milli Eğitim Müdürü, Kaymakam, öğretmenler, memurlar, öğrenciler. 200'e yakın kişi gelmiş. Sanki böyle bir önemli adam gelmiş gibi. Güzel bir program yaptı elhamdülillah. Dolayısıyla samimiyetle çalışmamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili çalışmalar yaparken böyle olunca her işte böyle. Genç dergisine bir konuşma yapmıştık. Onlar o sözü manşet yapmışlardı. Ne isterseniz Allah'tan isteyin, o çok güzel geliyor. Ama yani dua iki türlü, lafzi dua yapacağız, bir de fiili dua yapacağız. Güzel eserleri vermek için de gayret edeceğiz. Acizane her kitabımı 10. baskıya kadar, her baskısında yeniden okuyorum. Niye? Önce kendime saygımdan, sonra çocuklara olan saygımdan böyle emek vermemiz gerekiyor. Mevzuna gelecek olursa. Çocuklar diyor ki sevgili oğlum, çiçek çiçek. Tek sermayen yüreğindir. Bütün dünyaya getirecek tek sermayen yüreğindir. Sevgi sofrası kurulsun. Tüm cihana duyurulsun. İsteyen gelsin buyursun. Tek sermayen yüreğindir. Evet. Çocuğun tek sermayesi yüreği ve hayalleridir. Çocuksu duygularıdır. Biz de şiir ve masaldan kanat yapıp bu hayalleri böyle kahtana doğru uçurmaya çalışıyoruz. Yorulduğu zaman da hikaye ve roman bahçesine konduruyoruz. Ama burada bir şey eksik kalıyor. Yetmiyor yani. Onu yazar olarak hissediyoruz. Bir çocuk şöyle kulağıma fısıldamış. Düş kanatlı mağaradır. Şair amca öyle şiirler söyler ki harfleri çiçek çiçek, heceleri kelebek olsun. Şair amca öyle şiirler söyler ki sözleri mis gibi koksun, mısralar burcu burcu. Bir ucu yüreğimde, yıldızlarda bir ucu. Şair amca, öyle şiirler söyle ki, acı versin gönlümde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, ucu versin göklerde düş kanatlı, mavi bir
kuş. Çocuk bu. Hayal kurayım derken bizden cenneti istiyor sanki. İşte tam burada kalem aciz kalıyor. Ne yapmalıyız çocuk hayalleri için? Onları nasıl hedefine ulaştırmalıyız? Nasıl dile getirmeliyiz? Ki içinde hem hayal hem gerçek olsun. Orada sinema geliyor aklımıza. Evet, Erol Erdoğan abimize geldi. Hoş geldiniz. Yazar olarak biraz sinemayı rakip olarak görüyorum yani çocuk edebiyatına bir yönde. Çocuklar sinemayı, kitabı bırakıp sinema izlemesin diyoruz ama yine de gözümüz beyaz perdeye kayıyor. Bir umut diyoruz, oraya yöneliyoruz. Çocukluğumu hatırlıyorum, 1960'lı yıllar. Her gece köyden doğmuşla Osmaniye'ye insanlar gidiyor sinema izlemeye. Ha, demek ki bir cazibesi var. Ve 70'li yıllar biz artık lisedeyiz. İmam Hatip Lisesi'nde okuyoruz. Her sabah Mahmut Bey ders başlamadan isimler okunuyor. Adab-ı Muaşeret Kolu var. Oraya Adab-ı Muaşeret Kolu'nun öğrencileri gece veya kılık değiştirip sinemaya gidiyorlar. Sinemaya giden İmam Hatip öğrencilerin isimlerini tespit ediyorlar. Sabah bize ceza veriyor. Okunuyor isimler. Ahmet, Mehmet, Hasan, Çıfın. Ceza verip de biraz kızıyorlar falan. Öyle. Ama bu önemli. Her sabah okunuyor isimler. Özellikle pazartesi günler. Pazar günü gitmiş. Öğretmenler gidiyorlar. Mevlana'nın dediği gibi dün gelip geçti cancağızın. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet, bir ırmak gibi şiir, masal, hikaye, ezanlar atmaya devam edecek. Ama yeni sanatları olarak da sinema gündemimize girdi. Bir şey daha hatırlıyorum onun etkisini. Bir filmi izlemeye 3 defa gittim. Adını biliyorum. Kamur Anakkor Laleler türküsünü seviyor. İlk defa duydum. Laleler. O türküyü dinlemek için böyle çiçeklerin arasında falan güzel söylüyor. Gençliğimde 3 defa gitmiştim sinemaya. Yine akrabalarımız o zaman belediye memurları kapıda beklerdi sinema. Niye sonuna görebiliyordu? Vergi mi alıyorlar? Ne yapıyorlar? Tanıdığımız belediyede çalışanlar varsa onlar kapıda durduğunda gider ücretsiz içeriye girer. Onları kesiyordu sanki. Vergi alıyor. Bir şey vardı yani. O zaman ücretsiz. Dolayısıyla daha kitapları tam tanımadan sinemanın cazibesine kapılıyor çocuklarımız, gençlerimiz. Tabii dediğim gibi bugünden bir yazar olarak olaya baktığımda sinemaya biraz kızıyorum, biraz rakip gibi görüyorum. Ama şunu da biliyorum, güzel bir söz var. Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim. Yeni nesil görsel nesil olarak yetiştiği için sinema onlara daha iyi hitap ediyor. Yine sinemacı kardeşlerime Hafif Sitem'imi bir şiirimde şöyle dile getirmiştim. Esir masallara ağlayan çocuk. Dedeciğim, giymen gölgelerin gücü adına en güzel masallarını çaldı bir gün. Masalcıların şimdi gölgeler ülkesinde esir. Cinlerin, gerilerin masallardan kaçtılar. İskeletonu görünce korkudan birer birer
Hastane alıştılar. Nineziye, Alaaddin kaybetmiş lambasını ve serinli belini, Wolfram yüzüyle çizgi filmler ele geçirmiş o sihirli evini. Benim devrem, perilerim, cinlerim doğru biraz korkmuştur. Fakat sevimliydiler. Çünkü onların şekillerini hayalinde ben çizerdim. İstersen heybesine saklanır, kaftanı gezerdim. Yineciğim, dedeciğim, buzlu camda beliren bu cinler, bu periler, bu devler, başka devler. Ürkerek bakıyorum. İçimde bir şeyler kırılıyor. Buz buz. Korkuyorum. Neredesiniz ey ipek kanatlı peri kızları? Üşüyorum. Sarın beni. Neredesiniz ey yüzümüzde ankar kuşlarım, sevimli cinler ve birazcık korktuğum tombul derler. Kurtarın beni. Ve sen zorda kanama yardım eden mert, yiğit, yakışıklı şehzadem, ne olur saçından iki tel ver bana, süreyim de birbirine, masallarım dönsün eski yıl. Burada alkışlıyorsunuz. Tabii burada sinemaya giderken milli olmayan sinemayı getiriyorum. Sonunda da zaten alternatifini söylüyorum. Bizim eserlerimiz olmalı. Hayata şöyle bakıyorum. Gel bakma kimseye yor. Halkı yorma, kendin yor. Yıkmak için çok düşün. Yıkmak kolay, yapmak zor. Şunu da sevmiyorum. Bazen bir olay olduğunda nerede bu derler, nerede bu millet? Ben böyle durumlarda kendime soruyorum. Destan, sen neredesin? O zaman ilk görevimiz çocuk edebiyatçıları olarak sinemaya ilham olacak, kaynak olacak eserler vermeliyiz. Ki bunlar veriliyor. Şu an oturumumuzu yöneten Yusuf Tursun'un mesela Cennet Kapısı, Çanakkale romanı gerçekten tam çocuk duyarlılığına uygun, biraz uçuk kaçıklık da istiyor, macera da istiyor. Böyle bir eser Yusuf Aldın'ınki. Bunun gibi eserlerimiz var. Bu eserleri vermek için biz gece gündüz çalışmalıyız. Sinemacılar da, yerli ve milli sinemaya sahip olanlar da dönüp bizim tarafa bir bakmalı. Çünkü her türlü teknoloji kendi götürdü beraber getirir. Biz yıllarca, bize yıllarca Dallas'ı, Rambo'yu izlettiler kardeşim. Dallas'ı hatırlıyorsun. Hele şu Rambo, adam tek kişinin vurdu ya. Gidiyor, savaşıyor, yenir geliyor. Adam Vietnam'da yenilmiş. Amerika Rambo sayesinde sanki zafer kazanmış gibi. Şimdi Rambo'yu seyrederek büyüyen çocuklar, gençler yarın bir gün, ki Allah esir etsin, bu ihtimal var, Amerikan askerleriyle karşılaştığında ben korkarsam bunun sorumlusu kim olur? Bana Rambo'yu izletenler olur. Bu bir milli politika olmalıdır. Bu millet devlet meselesidir. Dolayısıyla bizim kahramanlarımız yetişmeli. Şu an Diriliş dizisi ortaya çıktı, gösteriliyor. Çocuklarımız Ertuğrul demeye başladı. Değil mi? Niye önceden çıkmadı? Amerika bu savaş filmlerine Pentagon ayrıca para harcıyormuş. Yardım ediyormuş. Bu milli bir mesele olarak ele alınmalı. Ve Suvali toparla dedi, abimdir, onu kıramam ben, hemen toparlayayım. Bir şiirle, söz çok da, bir masal bana olur. Yıldızlarla dans eder, peri kızı rejimler. Takla atar sevinçle, bembeyaz güvercinler. Kuş sesi, çocuk sesi, cıvıl cıvıl ovalar. Gökte yaramaz rüzgar, bulutlar kovalar. Oyun oynar denizin üzerinde kayıklar, dalgaların koynunda çocuklaşır balıklar, kaf dağından hediye, heybesi sevgi dolu,
asırlardır yaşayan bir masal Anadolu. Bu masaldan iki kesit vereceğim ve konuşmam. Birisi şu, Osmanlı'ya gittim geçen aylarda. Bir fırından ekmek aldım bir tane. Para vereceğim. Hocam senin paran burada geçmez. Adamı tanımıyor. O beni tanıyor. Ekmek sıcaklığında yürekler var ama. Bir de biraz önce babamın annemle hikayesini anlattım. Mahmut Bey bunu dinleyelim dedi. Annemin, babamın anneme seni seviyorum dediğini hiç duymadım. Allah rahmet eylesin ikisine de. Bir olay anlatayım. Bu sinemacılara da yani ilham olsun. Anadolu'da buna benzer çok olaylar var. Annem hasta oluyor. Yatıyor hastanede, iyileşiyor. Sıkıyor, babam geliyor, annemi çıkarıyor. İyileşince insan canlı bir şeyler yemek ister. Hastanenin önünde de kestane satılıyor. Annem göz ucuyla bakıyor. Babamın cebinde 20 kuruş var. 2 bilet parası. Trene bir Toprakkale'ye gidecekler. Yoldaş sana kestane alayım mı? Sen bilirsin diyor. Annem 10 kuruşluk kestane alıyor. Gidiyorlar. Annemi bindiriyor trene. Yoldaş sen bin. Ben seni karşılarım diyor. Gerisini annem anlatıyor. Trenden indiğinde babanız Toprakkale'ye varmış. Yani 10 kuruş anneme bilet alıyor. Kendi koşarak gidiyor annemi orada karşı. İşte size bir senaryo. Anadolu'da masal güzelliğinde gerçeklikler vardır. İnşallah bu güzelliklerin ışıklarını görüyoruz. Yerli ve milli sinemanın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Efendim 16'da bir programa hazırsayım. 16'da bir programda konuşmacıyım. Kardeşlerimden müsaade isteyerek oraya geçmem. Erol abi. Daha uzun konuşmak istedim. Ben geç geldim. Şey yapayım. Evet sevgili dostlar. Mestan Yazgan kardeşimizin konuşmasından çıkardığım birkaç cümleyi sizinle paylaşayım. Bütün eserlerimizde olduğu gibi gündelik hayatımızda da dini devlet, mülki millet, ehli sünnet anlayışıyla hareket etmemiz gerektiğinden bahsettiler. Hedefimizin yerli ve milli bir sanat kurmak olduğundan bahsettiler. Bunları yapabilmek için mutlaka samimiyetle çalışmamız gerektiğini ifade ettiler kendileri. Ve ne isterseniz Allah'tan isteyin çünkü o en güzel şekilde size isteğinizi verir diye ifade ettiler. Çocuğun tek sermayesinin yüreği ve hayalleri olduğundan bahsetti ve bazen çocuğun hayallerine bir yazar olarak kendisinin ve diğer çocuk edebiyatçılarının yetişemediğinden bahsetti. İşte böyle durumlarda ortaya ve karşımıza sinemanın çıktığından dem vurdu. Ve tatlı bir rekabetten bahsedildi. Kıskanıyorum demesinin altında aslında tatlı bir rekabet var. O çok güzel bir şekilde işi tamamlıyor anlamında. Bir bütünün iki parçası gibi artık orada devreye çocukların hayallerini sinemayla anlatmamız gerektiğinden bahsetti. Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim dedi kendisi. Bu da aynı zamanda hem edebiyatın hem de sinemanın birlikte birbirlerini destekleyerek yürümesi gerektiği anlamına geliyor. Bizim kahramanlarımız olmalı dedi. Milli kahramanlarımız olmalı dedi ki doğrudur. Çok küçükken hatırlıyorum. Çocuklarımız küçükken hatta onlara mesela okul çantası almaya gittiğimizde çantanın üzerinde Türkçe ifade yazan bir çanta bulamadığımı hatırlıyorum. 1993 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben o zamanlar Elazığ'da öğretmenlik yapıyordum. O zaman bize bir toplu para verdiler. O harf parası mıydı? Neydi? Yani olağanüstü harf parası mıydı? Toplu bir para verdiler. Bayağı bir paraydı bu. Ben tuttum o zaman gittim çocuklarıma bir bilgisayar aldım. Belki de eski de olsa bir araba geliyordu o paralara yani. Ama bir baktım bizim çocuklar bilgisayara bir dalmışlar. Böyle sanki ortama kendileri kaptırmışlar. Bizden haberleri yok. Seslerini duymadılar. Seslerini bile duymadılar. Çok içlendim. Bu bana bir sanki bir doping oldu. Geçtim. Bir şiir yazdım onunla ilgili. Daha sonra Türkiye Edebiyatı Dergisi'nde yayınlandı bu şiir. Bu şiirle ben
sözü tamamlayıp diğer kardeşlerimize söz vereceğim, izin verirseniz. Burada da bir kıskançlık söz konusu ama tatlı bir kıskançlık. Kanatlanın çocuklar. Bir zamanlar kuşlar vardı gökyüzünde, yıldızlara oyun taşıyan. Çocuklar vardı, kuş zamanlı saatlerde baharları yaşayan. Bir tebessümdü uzanan yarınlara. Ay dedenin bahçesine girilirdi her gece. Aynı masalda buluşur, aynı sofrayı paylaşırdı devle cüce. Ansızın tuşları geldi medeniyetin, kuşlar gitti. Üstüne üstüne çocukların oyunlar geldi. Oyunlar ki yıldız savaşları, kanlar, kılıçlar. Şehzadenin beyaz atı matlaştı, peri kızı dondu, kaldı ekranda. Minicik ellerde minicik tuşlar, can evinden vurdu uykuları. Köşeli hayaller yerleşti köşeli dünyalara. İnternet ağında boğuldu rüyalar. Kuşlar yine kuruyor gökyüzü sofrasını. Yıldızlar yine çağırıyor uçurtmaları. Sakalını tarayan ay dede masal köşesine kurulmuş çocukları bekliyor. Kanatlanın rüyalar, gelin bulutları bin bir yerinden. Yeniden başlasın yağmuru masal çiçeklerinin. Yeniden yaşarsın dudaklarda tebessüm. Kanatlanın çocuklar. Kanaatim odur ki çocukları günümüzün sineması kanatlandıracak. Şimdi sözü Sayın Hocam Berol Erdoğan'a vermek istiyorum. İzninizle hakkında birkaç cümle sarf edeceğim. Sinop Boyabat doğumlu 1969. 79 yılından beri İstanbul'da yaşıyor. 89 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 94'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı. Bengüsü Niyet, Nida, Mavi Kuş, Yeni Dünya, Şehrengiz, İsmet El Sanatları, SPD Sosyal Politikalar, Minika Çocuk, Minika Go dergilerinin kurucu kadrolarında yer aldı. Yazıları Milli Gazete, Radikal Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi, Yeni Birlik Gazetesi ile CF Dergisi ve Kültür Ajanda dergilerinde, şiirleri Ay Vakti, Şehrengiz ve Tütün dergilerinde yayınlandı. İnsan Mevsimi, Çocuk Oyunları, Oruç Mevsimi, Gün ve Gün adlarında yayınlanmış 4 kitabı var. Halen Turkuaz Medya Çocuk Dergilerinin yayın danışmanlığını yapıyor. Argetus Araştırma Şirketi'nin de danışmanlığını yürütmekte. Kendisi ağırlıklı olarak çocuk dergiciliği ve çocuğun ve çocuk edebiyatının sosyolojiyle bağlantısı üzerine bir konuşma yapacak. Buyurun Sayın Hocam. Değerli hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle çok özür dilerim, geç kaldım. Her geç kalışından İstanbul'daki trafik kaynaklı her geç kalışından sonra yaptığım gibi bu defa da İstanbul'dan kaçmayı ve küçük kasabaya yerleşmeye karar verdim. Muhtemelen burada da çocuk sineması çıkabilir. İstanbul'a kaçmak isteyen, bir küçük kasabaya yerleşmek isteyen anne babayla gelmek istemeyen çocuklar, torunlar temalı bir film tekrar mümkün olabilir. Şimdi önce çok kısa şu edebiyat mevsimi cümlesiyle ilgili teşekkürümü etmek istiyorum. İki tane mevsim kitabı olan birisi olarak belki kendi alanında tecrübe oluşturdu ama daha önemlisi şu, son dönem özellikle belediye, hatta belediye kültür bakanlığının bütün çalışmalarında sezon kelimesini o kadar çok yoğun kullanıyorlar ki sizin kültür sanat sezonu başladı diye. Halbuki bu mevsim kelimesi daha güzel, daha hoş. Türkiye'ye zarar bildiğini bu vesileye teşekkür ediyorum. İnşallah diğer konuları da örneklik teşkil eder. Yani sezon kelimesi yerine çoğu kelimesi kelimesini kullanabiliriz. En azından bana daha sıcak geliyor. Size de öyle geleceğini zannediyorum. Ben ne kadar sezon kelimesini kullandım çok karşılığı olmuş olsun. Şimdi çocuk edebiyatı ve ondan beslenen çocuk sineması yuvalandığı, doğduğu birçok alan var. Bunların başında işte kitaplar oluyor, dergiler var. Ürün olarak şiirler, masallar, destanları sayabiliriz. Sinema tiyatro hem oradan besleniyor hem kendisi aynı zamanda çocuk edebiyatını besleyen, tetikleyen, büyüten bir şey.
sohbetler, nasihatler ve çocuk oyunları. Çocuk oyunları özel çalışmalarım olduğu için oradan bir hikayeyle, bir hatırayla da başlamak isterim. Birkaç ay oldu, Trakya'da Gümrücine'de Kozlukehir Belediyesi'nin düzenlediği yalı güreşleri izlemek için gitmiştim. Alantepe gibi bir meydan, eğer oralardan olan varsa özellikle adları zikrediyorum ki onlar için bir nostalji olsun diye. Orada bir proje içinde bulunuyordum. Çocuk oyunlarındaki sözlü unsurlar, yani edebiyat unsurlar, sayışmalar, tekerleme, manzara derlemek için oradaydım. Bu derneme esası gerçekten çok enteresan hikayelerle karşılaştım. Çok enteresan reflekslerle, tepkilerle karşılaştım. Benim için ders oldu, iletişimlerle yaşadım. Bunlardan bir tanesi çok ilginç. Alantepe'de yaşı yaklaşık 80 civarında olan bir beyefendi, bir amcayla sohbet ettim. Niye geldiğimi anlattım. Beni severek dinledi ve kendi çocukluk hatıralarını anlatmaya başladı bana. İşte neler oynadıklarını, oynarken hangi tekerlemeleri ve manileri söylediklerini anlattı. Benim amca biraz sonra çekim yapmak istiyoruz, kameraya çalıştıracağız. Şimdi bana bu anlattıklarımızı orada tekrar sana soracağız, bana anlatır mısın dedi. Evet gibi bir şey söyledi ama ben çok işkillenmedim. Doğal olarak kamera başladı çalışmaya. İşte klasik, işte adını soyadı, memleketli doğum tarihini falan sorduktan sonra kaydede gitsin diyorlar. Peki dedim amca çocukluğumuza dönelim. Dönelim evlat dedi. Dedim neler oynardınız? İşte çocukluğunuzda, sokaklarda, evin bahçesinde, piknikte, harman yerinde, cami avlusunda falan. Bu şimdi başka bir şeyler anlatmaya başladı. Yani başka hikayeler anlatıyor falan. Tekrar işte amca neler oynardınız falan dedi. Ben hiç oyun oynamadım. Allah Allah falan. Alttan girdim, üstten girdim falan. Başka bir şey anlatmaya. İşte ben camiye gittim, Kur'an okudum, ders aldım, bir kitap okudum, hafızlık yaptım falan. Çok kitap okudum falan. Bunları anlatıyor falan. Tekrar zorladım. Erol, Erol dedi. Bana dedi oyunla ilgili bir şey anlattıramazsın dedi. Biz ciddi adamlarız dedi. Şimdi bu Trakya ve Batı Trakya'da çocuk oyunlarındaki sözlü unsurları derlerken karşılaştığım güzel hikayelerden, benim için güzel, çok sosyolojik bir malzeme içinde bu hikayelerden en ilginç olanı diyebilirim. Hani milli kahramanlarımız niye yok, milli sinemamız niye yok, oyunlarımız niye yok cümlesine bir cevap aslında bu. Bizim çocuk edebiyatına, çocuk oyunlarına, çocuklarla ilgili bazı şeylere bakışımızda genellemek istemem ama özellikle bir daha muhafazakarlıklarına ait olduğu mahalleyi söylüyorum. Bir problemimiz var. O problemimiz bazen üretimi azaltıyor. Orijinal şeyleri, doğal şeyleri, çok kabul görülen şeylerin de üretilmesini yavaşlatıyor. Bunun bir tanesi bir yaklaşım. Oyunla çocuğu yanına getirmemek ya da oyunla İslam'ı, dini, namazını, yazı yanına getirmemek gibi bir yaklaşım çocuk edebiyatımızın geç sertlenmesini, geç üretime geçmesine de vesile olmuş bir yaklaşımdır. Biz aynı yaklaşımı günümüzde çocuklarla cami arasında konulan duvarlardan da görmek mümkün. Yıllar önce Fatih'te bir cami avlusundan çocuğu kovan bir hacı amcaya çıkışmıştım. Henüz üniversite öğrencisiyim. İşte peygamberimizle ilgili yakın ve tematik okumada yaptığım dönemler. Dedim amca peygamberimizin çocuklarla ilgili yaklaşımını bilsen bu çocuğu cami avlusuna kovmazdı. Şöyle kovmuştu. Burası park değil. Annen babasına ahlak vermedi, terbiye vermedi diye çocuğu neredeyse tekme tokat, böyle 10 yaşındaki çocuğu cami avlusuna kovmuştu. Amca beni çok üzmedi. Ya öyle anlat bakalım falan dedi. Tabi anlattım bir şeyler ama zihnimde ne kadar yerdikti onu bilmiyorum. Şimdi bunu arada söyledim, şunu için anlattım. Bu Trakya'daki hikayeyi. Bizim aslında hem Peygamberimizin hayatında, İslam tarihinde hem geleneğimizde çocuk edebiyatıyla ilgili bugüne de malzeme teşkil edebilir, bugüne de referans olabilir, bugüne aforizma olabilecek çok ciddi kaynaklarımız var. Ancak modern dönemde özellikle Cumhuriyet'in ilanı ve geçmişimiz aramızda bir barikat oluşması, bir duvar oluşmasından sonra daha sonra bunlarla uzaklaştığımızdan itibaren iki tane yaklaşım ortaya çıktı. Bu birinci yaklaşım işte daha çok gerisi hep kötüdür
yaklaşımı. İkinci yaklaşım, geleneklerine varsa hepsi iyi bir yaklaşımı ama bunda iki tane alt versiyonu var. Geleneği, geçmişi sembol olarak alır, şekil olarak alır, hiç nüfuz etmiyor. Nüfuz edilmediği için de aslında yeni bir şey üretmeyen, tamamen modern şeyler üzerinden, sembollar üzerinden geçmişi algılamak ve bunun üzerinde içi boş, daha çok kimlik siyasetine, kimlik kültürüne dahil edebileceğimiz bazı unsurlara çıkarmak. Dolayısıyla iki şekilde de çocuğa uygun, çocuğa görelik ilkesine uygun bir üretim ortaya çıkmış. Burada çocuk dergileri ilgili, çünkü çocuk edebiyatını besleyen, aynı zamanda çocuk sinemasını da besleyen çocuk dergilerini çok önemli görüyor. Ama çocuk dergilerinde şöyle bir tasdik yapmak gerekir. Hem geç, hem tarih akış olarak tasdik yapabiliriz, hem de günümüz için şimdi bu tasdik yapmak mümkün. Aynı tasdik çocuk kitapları bir kısmı için de söylemek mümkün olabilir. Üç tür yaklaşım görüyorum çocuk edebiyatında, çocuk dergilerinde ve çocuklarla ilgili kültür, sanat ürünlü merkezi ürünlerde. Birincisi nasihat merkezlidir. Yaklaşım sergiliyoruz. Bu nasihat yaklaşımlı ortaya çıkan ürünler daha çok büyüklerin çocukları nasıl görmek istediğiyle ilgili bir yaklaşım anlamına geliyor. Bu aynı zamanda çok didaktik, çok uyurgan, çocuğun fıtratını, çocuğun meraklarını dikkate almayan, çocuğun psikolojisini, pedagojik unsurları dikkate almayan bir yaklaşım. Özellikle ideolojik, buna İslamcılığı, Müslümanlığı da dahil edebiliriz, İslamcılığı da dahil edebiliriz, Kemalcılığı da dahil edebiliriz. İdeolojik yaklaşımlar ya da çok idealist yaklaşımlar, çocukla ilgili üretimleri biraz buradan görüyoruz. İkinci yaklaşım, işte edebiyat için sanat için yaklaşımını yola çıkarak tamamen salt edebiyat merkezli yaklaşımlar. Burada da fıtrat çok göz önüne alınmayabiliyor, iyilik, yanlış kavramları ters üst edilebiliyor. 70 haftada da Türkiye'de çok tartışılan birkaç ders kitabı, birkaç masal mesela bunların örneğidir. Üçüncü yaklaşım da tamamen kapitalizm dediği eğlence merkezi, satmaya dönük ve ticari kazanca dönük yaklaşımlar. Hem çocuk sineması hem de çocuklarla ilgili ürünlerin bu üç dinamizm etkisinde üretildiğini görüyoruz. Çocuk dergileri Türkiye'de her anne babaya, hangi anne babaya sorsak çok önemsediğini söyler. Oysa tirajlar böyle söylemiyor. Şu anda çocuk dergileri tirajlarını aşağı yukarı biliyoruz. Çok azdır. Yani Türkiye'de herkesin elinde dilinde dolaşan, her yerde gördüğümüz, çok sattığını zannettiğimiz bir çocuk dergisi tirajı 40-50'ini geçmiyor. Yani aklınıza çok o müthiş gelen dergiler, sergide sattığınız zaman dergilerin tirajları ve çocuk dergilerin tirajları bile hadi bilemediniz 50 değil, 60 değil, o kadar. Daha fazla çok değil. İyi bir rakam hocam. İyi rakam şu yani, dergisini yani telaffuz etmediğim için söylemiyorum. Evet. Mesela bir tanesi devletin dergisi ve her sayı sürekli takım özel ve şampiyonlar veren bir dergi. Ancak öyle yakalanabiliyor. Buradan diğer cümleyle kurmuş olayım. Ama çok bilinen, işte gazete bünyelerinde çıkan çocuk dergilerin tirajları da 15-20 değil. Tabii onu söyleyeyim. İsim vermek durumundayım. Bütün bir tane çocuk dergisi 60-70 bin, 50-60 bin satabiliyor ama yıllardır çıkan ve biraz da aslında derslere yönelik gibi algılandığı için de bir ek ders kaynağı gibi düşünüldüğü için satan bir dergi. Ama diğer dergilerin tirajları çok daha düşük. Oysa kime sorsa çocuk dergileri çok önemlidir ve herkes alır gibi düşünüyoruz. Çocuk dergilerinin bir handikapı da şu, eğer siz o sayıyı bir oyuncak vermezseniz, bir şampiyon vermezseniz tirajınız %70'e düşer. Yani 10 yıl satıyorsanız tiraj hediye vermediğiniz, oyuncak vermediğiniz, şampiyon vermediğiniz ay sayı 3-4 bini geçmez. Bu da başka bir handikap. Bu aslında çocuk yayıncılığına hala büyüklerin refleksinin hakim olduğunu gösteren, yaklaşımın hakim olduğunu gösteren bir problem. Hep böyle günler muhafız edeceğine getirdi başladı belki ama biraz çuvalımızı kendimize batırmamız gerektiğini düşündüğüm için ısrarla bunu seçiyorum. Bir de özelliği, kendim için aynaya bakma gibi bir özelliği var bu konuşmanın. Bu Minika Çocuk ve Minika Go dergilerinin danışmanlığını yaparken yeni bir tecrübe edindim. O da şu, biz çocuk dergimizin sayfalarında hem çocuklara hem de dergileri karıştıran ne olgulara malzeme olsun bir etkinlik ayırmak istiyoruz. Mesela şimdi
ay sonundayız. Birkaç gün içerisinde bizim dergilerimizin aralık sayıları çıkmış olur. Ben genelde aralığın başında bilgisayarın başına otururum ve şuna bakarım. Acaba çocuk etkinliği neler var? Ne zaman aralık ayı, bir sonraki ayda neler var diye bakarım. Maalesef bulamıyorum. Neden şunun için? Çocuk tiyatrosu, çocuk sineması, çocuk etkinliği, oyunları. Mesela yayınlamak istemediğim, açıkça söylüyorum, görüşünü, ideolojisini vermediğim bir grubun sitesinde belki 6 aylık bir yıllık takvim bulabiliyoruz. Ama bizim yayınlamak istediğim, kendimi yakın gördüğüm, belediyelerin, vakıfların, çocuk tiyatrosu gruplarının, çocuk sinemacıların, yönetmenin sitelerini dolaşıyorum. En fazla 10 günlük, 15 günlük bilemediğiniz o ayki programları yapabiliyor. Değil bir ay sonra, 6 ay sonraki, bir ay sonraki program bile takvimde ismini bulmak, etkinliği, detayı bulmak mümkün değil. Buradan çıkaracağımız sonuç şu, biz hala çok uzun metrajlı çalışmıyoruz, uzun takvimde çalışmıyoruz. Ya da ürettiğimiz çok iyi şeyler var, bunları da duyurmayı başaramıyoruz. Şöyle bir psikoloji oluşuyor. Ben yaptım, duysalar duysun. Oysa işin pazarlama kısmı ya da işin duyurma kısmı, ilan kısmı en az üretim kadar önemlidir. Bunu ilahi literatürle söyleyebilirim. Dinin gelmesinden daha önemli olan belki onun tebliğidir. Onun için peygamber gönderilmiştir. Yani bu, ben ürettim ve o zaman insanlar beni keşfetsin, bulsun demek gözü önümüz yaptık anlamına geldi. Çocuk dergiciliğinde ve çocuk etkinliklerinde maalesef muhafazakar cihazının hala böyle bir sorun yok. Şimdi burada çocuk edebiyatı dediğimiz zaman ve o çocuk sinemasına kaynaklı teşkil eden ürünlere baktığımız zaman kabul edelim ki son 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda çıkan ürünleri sayamıyoruz. Dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Hep geçen yüzyıldaki işte bestselleri, geçen yüzyılda meşhur olmuşları falan sayıyoruz. Bunu da sosyoloji iki tane izah var. Birincisi, büyüklerin üzerinden çocuk edebiyatı yaygınlaşmayı sürdürdüğü için, büyüklerin tercihi üzerinden, büyükler hala eskileri, kendi çocukluk dönemlerindekilerini biliyorlar ve çocuklarına onları gösteriyor. Dolayısıyla onların yaygınlık kapasitesi hala çok yüksek. İkincisi, yani bugünkü üretilenlerin büyükler henüz sorgulamaktan çok uzak. Bunu daha komik bir izahını söyleyeyim. Mesela Anadolu'dan belediyelerimizin kültür sanat müdürleri arayıp gelip beni aradılar. Ya Erol Bey, İstanbul'dan bize birkaç tane yazar söylediyorlar. Çok genç, hakikaten iyi üretmiş arkadaşlar isimlerini söylüyorlar. Ya o kim diyorlar. İşte bize şunu getiriyorlar. Yani kim getiriyorlar? 90'larda, 80'lerde benim çocukluk döneminde çok meşhur olmuş. Sürekli panellerde gördüğümüz. İşte hala hayatta olan ailemizin isimlerini söylüyorlar. Kim onlar? Onların çocukluk döneminin kahramanları. Ama çok meşhur olan bir Mevlana Nesin bile ismini bilmeyen kültür sanat yöneticilerimiz olabiliyorlar ve onun ismini söylediğimiz zaman ya o şimdi salon doldurmasa biz Abdurrahman Dilip Ağabey diyebiliyorlar. Abdurrahman Ağabey'de selamlar. Allah uzun ömrü versin. Hakikaten yani Abdurrahman Dilip Ağabey'i çok gazeteye söylemedim. Çünkü bizim bize dönemimizin çok iyi bilinen bir ismidir. Hala sanat öğretmenimizin bir kısmı bir konuşmacı olduğu zaman abi bana Abdurrahman Dilip Ağabey'i ayarlayabilir misin diye talepte bulunur diyordu. Ama genç bir yazarımızı, genç bir sinemacımızı söylediğimiz zaman onun isimleri kim diye düşünüyorum. İkaz ve toparlayacağım çok hızlı. Çocuk sinemasını bir anahtar kavram kullanacağım konuşma vesile olur diye. Çocuk sinemasını ve çocuk çizgi filmlerini artık belki biz hala bir nakilcilik olarak kullanıyor olabiliriz. Hala nasihat aracı olarak kullanıyor olabiliriz ama endüstri artık bunları bir gelecek tasarım olarak kullanıyor. Yani çocuk sineması, çocuk çizgi filmleri salt bir edebiyat ürünü değil, salt bir sanat ürünü değil, artık bir gelecek tasarımdır. Neyi kastediyorum? 2005'ten itibaren dünyada çok seyredilen çizgi filmlerinin çok önemli bir kısmında öldürürken Allah'a ekber diyen ve ölürken Allah'a ekber diyen terörist algısı var. Gözden geçirin. Tek tek bunları sinema ve çizgi filmlerin isimlerini söyleyebilirim. Ve Suriye'de dayak çıktıktan sonra Allah'a ekber diye öldüren Allah'a ekber diye öldüren insanlar çıktığı zaman dünyada hiçbir genç bunları yatsınmıyor. Ya bu ne demek demedi. Çünkü zaten 2005'ten itibaren
Hollywood'un ürettiği ya da Avrupa'da işte başka sinemaların ürettiği çizgi filmlerin hemen hemen %80'inde Allah'a ekber diyen terörist, Allah'a ekber diyen adam öldüren algısı zaten işlenmişti. Ve Suriye'de ya da başka ülkelerde bu şekilde bir senaryoyla karşılaştığı zaman hiç kimse o çizgi filmi de büyüyen gençler özellikle ya bu ne demek, bu nereden çıktı diye sormadı. Zaten onlar da ezberlemişti. Ve Sami abinin iki konuşmasına ufak katkı veya şerh düşerek bitirmek istiyorum. Milli sinema vurgusu çok yoğun yapılıyor. Siyasette de yerlilikle milli vurgusu çok yapılıyor. Bunları alkışlıyorum, teşvik ediyorum ama ufak bir ekleme olmaksızın bunu mümkün olmayacağını, doğru olmayacağını düşünüyorum. Mesela siyaset için söyleyeyim. Yerlilik ve millik dediğimiz şey eğer özgürlük ve özgürlük ekleyemezsek ürettiğimiz şey bizde boğulabilir. Bunu çocuk edebiyatı çocuk sineması için de şöyle söyleyebilirim. Eğer fıtratı, doğallığı göz önüne almayan, çocuğun psikolojisini, çocuğa göreliği göz önüne almayan, sadece yerlilik ve milliliği benimseyen bir çocuk sineması da çocuklarımız tarafından dikkate alınmayabilir. Dikkate alınsa bile arzu ettiğimiz sonuç ortaya çıkmayabilir. Çünkü psikoloji dediğimiz şey fıtratı anlama çabasıdır. Ve biz hepimiz kesinlikle birer mucizeyiz. Allah tarafından gönderilmiş birer mucizeyiz. Her birimiz farklıyız. Her birimizin doğasında, hamurunda, genetiğinde, ruhunda farklı şeyler var. Onun için çocuğa gönül ilkesi edebiyatta çok önemlidir. Aynı ilkeyi sinemada da düşünebiliriz. Onun için yerlilik ve milli vurgulayanlar ısrarla siyasette özgürlük, özgürlük, sinemada, edebiyatta da doğallığı ve fıtratı ekleyebiliriz. Birinci eklemem bu beslenme, ikinci eklemem sinemayı kıslanıyorum dedi. Ben de kıslanmaya gerek yok çünkü bunlar hepsi birbirini besleyen şeyler. Ama daha çok işin edebiyat tarafında, yazı tarafında olan birisi olur. Yani çocuk dergisi, çocuk kitapları, çocuk oyunları gibi alanları ilgilenen birisi olarak bu kıyaslamada ben çocuk sinemasını daha fazla önemsediğimi söylemek isterim. Çünkü daha yaşanılanı yakaladığı için, hikaye etmeyi başardığı için daha sahici olabiliyor, daha etkili olabiliyor. Hatta şöyle bir cümle kullanmak isterim. Ben Cumhurbaşkanı olsam ya da Cumhurbaşkanı yerinde olsam mesela Türkiye'de ilkokulları, anaokulları, ortaokulları yöneten bakanlığın başına bir iyi bir sinema yönetmeni getirdim. Çünkü kabul edelim ki sinema yönetmeni, senaristler, yani bu işi iyi yapanlar için reklesini söylemiyorum. Bir çocuğu bir yazardan, bir yöneticiden, bir pedagogdan daha iyi gözlemleyebiliyorlar, algılayabiliyorlar ve onu da beyaz perdeye, ekrana çok harika biçimde yansıtabiliyorlar. Yani daha bir süre Milli Eğitim Bakanı başına çok rahat Buğday filmin yönetmenini getirmek isterim. Mevlana Eğitim'si sahipleri gibi Esen Hoca'yı getirmek isterim. Hadi Milli Eğitim Bakanı olmuyorsa bile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi içerisindeki anaokullarını, ilkokulları yöneten birinin başına bir senaristi, bir sinema yönetmenini getirmek doğru tercih olacaktır. Burada bir cümle daha kullanacağım değerli oturum başkanım. Sinema sonuçta kötü örneklerini yok sayarak söylüyorum. Sinemada çok iyi örneklerimiz var, tiyatroda da öyle. Neden bunlar daha başarılı çocuk edebiyatına göre, çocuk yayınlarına göre, kitaplarına göre düşündüğümüz zaman şöyle bir çıkarsana yapıyorum. Doğru mudur yanlış bilmiyorum, tartışmaya çıktı konu. Çocuk kitaplarının, çocuk dergilerinin, çocuk şiirlerinin bir geleneği var. O gelenek bize hem bir avantaj sunuyor hem de ayağımızdan çekiyor bir tarz yüklediği için. Ama çocuk sineması ve sinema bizim için yeni bir şey olduğu için orada geleneğin olumsuz etkilerinden çok fazla nasiplenmiyor. Dolayısıyla daha özgür yakalama imkanı var. Çocuk şairlerine, çocuk hikayecilerine göre çocuk sineması yapanlar. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok güzel bir konuşmaya teşekkür ederim tekrar. Konuşmanın bazı bölümler not aldım hocamın konuşmasının. Bunlardan bir tanesi bizdeki yanlış bir algı edildi. Eğer gelenekten besleniyorsa bir eser ya da herhangi bir şey o mutlaka iyidir ya da mutlaka kötüdür şeklindeki yaklaşım. Bu ikisinin de doğru olmadığını
ifade ettiler. Burada benim hemen aklıma Mehmet Akif Ersoy'un bir sözü geldi. O da der ki, iyi, iyi olduğu için değil, güzel ve faydalı olduğu için alınmalı. Eski, eğer atılacaksa, eski olduğu için değil, kötü ve gereksiz olduğu için atılmalı der. O bakımdan biz ifrattan ve tefritten kaçınarak, evet geleneği alacağız ama en sonda söyleyecektim, gene hocamın bir sözü, aldığımız geleneksel bu eseri, bu ürünü yerli ve milli diye sadece orada bırakırsak gene bir şey yaramaz. Onu kendi kalıbından çıkartarak ona daha özgün bir kimlik ekleyerek efendim sanat eseri haline getirmemiz gerektiğinden bahsettiler ki doğrudur. Bütün sanatlarda böyle. O zaman biz yerinde saymış oluruz. Her an kendimizi aşmak durumunda olacağız. Bir endüstri olduğundan bahsetti bu edebiyat ürünlerinin de sinemanın da ki gerçekten de öyle. Hatta ben bu endüstri ürününün biraz ideoloji ile ilgili kısmını da öne aldım. Orada Allahu Ekber diyerek bir insanı öldüren bir çocuğun ya da bir kahramanın yadırganmadığından bahsetti. Doğru planlı yapılıyor. İşte biz de istiyoruz ki bu tür şeyler olmasın. Onun yerine özgün bir şekilde ortaya çıkmış. Ama Allahu Ekber diyerek Allah'ın adını yücelten kahramanlar ortaya çıksın istiyoruz. Öyle kahramanlarımız olsun istiyoruz. Çocuğun fıtratına uygun, çocuğun ruhuna uygun çalışmaları da sinemacıların, yönetmenlerin, rejisörlerin yapabileceğinden bahsetti. Ki doğrudur. Ben buna benzer bir yazıyı geçenlerde başka bir yerde daha okumuştum. Gerçekten mesela işte bu kültür daire başkanlıklarında başına diyelim ki bir sinema yönetmenini, diyelim ki başka bir rejisörü getirmenin uygun olduğundan bahsediliyor. Şimdi o zaman bizim bürokrasimiz nedir buna? Bilemiyorum ama bir temennidir. En azından bahsettiğiniz gibi bazı birimlerin başına bunlar getirilebilir. Verdiğiniz isimler de örnekler de çok haklı, hak etmiş isimler. O şekilde biz ne yapacağız? Kendimizi alacağız bir yerden, bir yere taşımanın çabası içerisinde olacağız. Yoksa yerimizde saymanın bir manası yok. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam bir sözümü söyleyip gerisi Anadolu hocamsın. Dünyanın beni düşünürsün. Evet. Evet, dünyanın beni düşünmesi için Anadolu hocamsın ya da efendim başka. Servis yapar mı yapmaz mı sözü? Evet, şimdi sözü edebiyat mevsiminin de belki de ruhuna uygun olarak konuşacağına inandığımız değerli kardeşimiz Emirşehir'de bırakacağız. Kendisi hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ankara Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Hacettepe Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yaptı. Pek çok bilim çalışması var. Bunların içerisinde en öne çıkanı ve yıllardır da animasyon olarak uygulanan bal kaymak. Ben kelimeleri yanlış seçersem kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Biraz yabancısıyız efendim. Dizisi mi diyelim, filmi mi diyelim, projesi mi diyelim. Bu çalışma içerisinde yer aldı kendisi. Pek çok reklam sektöründe bulundu. Hocam bunları uzun uzun okumama gerek var mı? Bilmiyorum. Hiçbirine gerek yok üstadım. Peki efendim. Hiçbirine gerek yok. Ama şurada bir Avrupa yakası görüyorum ben. Evet. Avrupa yakası biraz daha meşhur olduğu için, en çıktığı için onu da söylemiş olalım. Efendim zaten bir kısmı İngilizce yazılmış böyle. Efendim. Bizim geçmiş biraz karışık. Hem yayıncılık var, hem sinema var, hem okul yöneticiliği var. Vodafone'un, Çaykur'un, Polisa'nın, Kelebek Mobilya'nın, Konfor Mobilya'nın reklamlarını görüyorum burada. Proje direktörlüğü yaptığını görüyorum. Efendim, Zübük, Nargin, Bosnalı Samuraylar, bunların yakın hepsi henüz daha yapılacak ya da yakın dönemde karşımıza çıkacak çalışmalar olarak karşımıza çıktı. Hatay doğumlu, onu belirteyim ama kaç yaşında olduğunu ben tahmin edebiliyorum. 40'lı yaşlarda kardeşim galiba. Burada yazılmadı ama benim tahminim odur. Fakat 40'lı yaşlar dedim de bu arada benim kendi yaşımı düşünüyorum. Benim büyük çocuğum 44 yaşında. Maşallah. Bilmiyorum sizden geç mi, büyük mü? Benden biraz büyük. Sizden biraz büyük. Evet. Çok güzel bir şey aslında bunlar. Çok güzel bir şey. Böyle birkaç neslin bir arada olması. Burada bizden birkaç yaş daha yaşlı hemşehrilerimizi de görüyoruz. Efendim ya da bilmiyorum benden genç de olabilirsiniz Hanık Bey.
Efendim, Allah hepimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Hizmetle geçen, kendi kendimizi aşma gayretiyle geçen ömürler versin. Buyurunuz hocam. Estağfurullah hocam. Şimdi bizim durum biraz karışık. 40'lı yaşlar çok önemli. Zannedersem 4 sene evvel Cidde'de Türklerin toplandığı bir konuşmada çok hararetli bir şey tartışıyorum. O zaman Hikmet Genç vardı orada. Sen kaç yaşındasın dedi. 38 abi dedim. O zaman 40'a kadar konuşmayalım. İnsan 40'tan tekamüle ermez. Allah da pek muhatap almaz. Ben seni hiç muhatap almayacağım dedi. Şimdi 40'ı geçirdiğimiz için inşallah kitapta belirtilen olgunluk yaşına inşallah varmışızdır. Şimdi bu millilik ve yerlilik sinema konusunda konuşacağız. Çok dile getirildi yazar dostlarımız tarafından. Ben size yani kendi çocukluğumdan bahsedeyim. Benim doğduğum bölgede yıldızlardan başka hiçbir şey aydınlatmıyordu. Özel'e kadar elektrik, su, telefon yoktu. Antakya'da o tarafta doğduk ve masallarla büyüdük. Annemin anlattığı bir masalı yıllar sonra üniversitede Ankara'da okurken bir bale gösterisinde seyrettim ve ismi Kuğu Gölü'ydü. Aslında yerli olan şeyin evrensel ya da evrensel olan şeyin milli olmayacağı anlamına gelmiyor. Onu görünce bir şaşkınlık geçirdim çünkü benim annemin Kuğu Gölü balesini bilmesinin imkanı yoktu. Kadın ümmiydi. Okur yazarlığı da yoktu. Cami, çocuk ve muhafazakar kültüre gelince ilk şok olduğum şey Türkiye topraklarının dışına çıkınca Emevi Camisi, o zaman barış ve huzur ortamı vardı orada bir bayram günü. Emevi Camisi'nin içini bir çocuk parkından ayıramazdınız. Hatta bebek arabalarıyla bile girenler oluyordu içeri. Ve kimse yadırgamıyordu. Kimse kimseyi kapıdan kovalamıyordu. Ve çocuklar Allah'ın evinde anne babaların emanetleri olarak çok güzel oynuyorlardı. Bizim çocukluğumuzsa camide top oynamamak için kovalanan çocuklardık. Bir şekilde caminin dışına itilen çocuklardan bir kısmıydık biz. Bu bize has. Bu edebi farklı anlayan bir toplum, bizim Türkiye'ye has bir toplum. Dünyanın başka yerinde, başka Müslümanlarda, başka İslam algılayışlarında bu yok. Yavaş yavaş Türkiye'de düzeliyor ama bu demek değil ki caminin içinde çocuk parkı kuralım. Bütün bunlardan hülasa sinemaya gelecek olursak, biz şimdi yakın dönemde bir tecrübemiz oldu. Daha evvel ben belgesel, reklam ve yayıncılık yaptım. Uzun süre yayıncılık yaptım. O yüzden de biraz edebiyatla haşir neşirim. Uzun dönem reklamcılık yapınca işte böyle oluyor. Yani her şeyi de biliyorsunuz, aslında hiçbir şeyi de bilmiyorsunuz. Bir uzmanlığınız olmuyor fakat kendi işinizi bilmiş oluyorsunuz. Son dönemde bir tecrübemiz oldu. Türkiye'de yıllardır yapılmayan hani animasyon, çocuk dizisi, çocuk programı, evet bunlar yapılıyor Türkiye'de. Ama sineması yoktu. Yani çocukların gidebileceği, kendilerinin kahraman olduğu bir dünya yaratılamadı sinemada. Onun çabası içine girdik. Biraz kahramanca bir işti. Çünkü bir örneği yok, böyle bir anlatım dili yok, küfür yok, bel altı şaka yok ve Türk sinemasının özellikle korku ve kötü esprilerin yapılıp gişe devrildiği, seyirci tokatlandığı bir dönemde çocuk sineması iddiası zor bir işti. İnşallah başarmış olacağız. Nisan ayında vizyona girecek Balkaymak filmimiz. Çocuk oyuncularımız vardı. Şöyle bir şey yaptık aslında, Makedonya'da çektik filmi. Bir masal ortamına gerçek bir ailenin öyküsünü, dramını, mutluluğunu ve neşesini kattık. Evet, o yıldızlar var, o keçiler var, doğal bir ortam var, telefon yok, hiçbir şey yok. Fakat böyle bir dünyanın çocuklara mümkün olduğunu ve masaldan kopmadan bir masalın içinde hala yaşanabilen bölgeler olduğunu göstermek istedik. Zor bir uğraştı. İnşallah başarmış olacağız. Bu sinemamız ve çocuk filmleri, şu an oynayan bir çocuk filmi var. Yani küçük vampir ailesi, vampir avcıları tarafından tehdit edilen bir küçük vampirin öyküsü anlatılıyor. Evet, her ideoloji kendi teknolojisini ve sinemasını yaratır. Bizde maalesef sinema ihmal edilmiş bir alan, yok sayılan bir alan oldu. Bu bakımdan kendi yerli ve milli sinemamız demeyelim de bir sinemamız da yok aslında. Kendi değerlerimizi ya geçmişin çok o ihtişamlı günlerine takılıp kalan, işte büyüklerin kendi masallarını yeniden çocuklarına dinletmek istediği ve çocuklarını o kahramanlara inandırmak istediği bir yüzyıl maalesef çok geride kaldı ve çok geç bunun için. Şimdi tekrardan bir Alparslan, efendim bir Battal Gazi yapmanın bir alemi yok ve çocuklar buna da hazır değiller.
Dünyanın her tarafından yüksek kalitli görseller geliyor, yüksek kalitli işler geliyor, çalışılmış, didinilmiş, uğraşılmış işler geliyor. Sizin bunun karşısına koyacağınız 1960'ın ihlas çizimleriyle bir Keloğlan, bir Nasreddin Hoca maalesef günümüzün çocuklarına hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemediği için de hiçbir şey anlatamıyoruz. Evet, gelenek bazen yıkıcı olabiliyor o anlamda. Çünkü ısrar ediyor. Ben Keloğlan'ı bu şekilde görmek istiyorum. Ben Nasreddin Hoca'yı bu şekilde görmek istiyorum. Shakespeare'in, yani az önce anlattım, sci-fi, yani artık bilim kurgu versiyonu uyarlamaları yapıldı ama bizim kendi öykülerimizin çağdaş bir versiyonla uyarlamasına, uygulanmasına imkan da tanımıyor. Hemen akil adamlarımız, yaşlı amcalarımız, otoriteler bu şekilde ele alınır mı? Nasreddin Hoca sen bu şekilde nasıl gösterirsin, bunu nasıl yaparsın diye bir sıkıntı var. Yani hayaller çok güzel ama gerçekler çok başka şeyler. Şimdi televizyonlarda çocuk kanalları var. Artık çocuk sineması ya da animasyon filmler öyle yapılmıyor. Yani televizyon kanalları ya da sinema bir ürün satmak için bir mecradan ibaret. Siz aslında hocam zikretti Harika Kanatlar, Harika Kanatları izlemiyorsunuz. Harika Kanatların yapımcıları size oyuncak satmak için o mecrayı kullanıyorlar. Yani arada da çok cüzi fiyatlar on yıl zamanı satın alıyorlar sizden. Siz aslında bir mecrasınız orada. Sinemalar da bir mecra. Yani Lego yılda iki tane sinema filmi yapıyor. Biri şimdi Batman, bir de Ninjago yaptı. Ya bunun yapmasının nedeni tamamen bir çizgi filmi de çocuk dünyasına girmek değil. Kendi ürününü satmanın bir mecrası. Oturup bunu dünya çapında global bir reklam kampanyasıyla yapmaya kalksa ödeyeceği rakamların çok altını hem de sizden bilet parası alarak size tekrar oyuncağını, dünya görüşünü ve hayallerini satıyor. Ve siz gidip oradan çıkınca oyuncakçıya gidiyorsunuz. Bu burası bir ekonomik döngüdür. Siz bu ekonomik döngünün içinde ya olacaksınız ya olmayacaksınız. Yani şimdi bir çizgi film karakteri tasarladığınız zaman bunun nihai merch ürünlerini sokaktaki işte alışveriş merkezindeki oyuncakçıda siz bunu artık hayal edemiyorsanız, oraya taşıyamıyorsanız sizin projeniz baştan ölü doğuyor. Şimdi Türkiye'de çok güzel çizgi filmler yapılıyor. TRT Çocuk yayınlıyor, Beyefendilerin Kanalları yayınlıyor. Zaten yasaya göre belli bir tarafının çizgi filmleri yayınladığınızın yerli ve burada üretilmiş olması gerekiyor. Yasa size yerli ve milli olmayı dayatıyor ama yarattığınız yerli ve milli değerler bu ekonomiyle, bu ölçekte dünyada satış bulamıyor. Çünkü bu ekonomiyle yaratılan şey çok küçük bir şey oluyor. Şöyle diyeyim size, sinema açısından ifade etmek gerekirse, Türkiye'de bu sene 70 milyon seyirciyle sinemaları kapatmayı planlıyoruz. Geçen sene toplam sinema seyircisi Türkiye'de aynı sandalye ve sahne sayısıyla 50 milyondu. Bu sene bütün terör olaylarına rağmen, bütün patlamalara rağmen 70 milyonu bulduk. 70 milyonluk biletin satıldığı bir ekonominin üretebileceği filmin büyüklüğü maalesef bir Hollywood yapımı olamıyor. Çünkü gerçekçi değil. Bu kadar seyirciye maksimum tek başına film Recep İvedik 7,5 milyon alıyor. 7,5 milyonun gişe gelirleriyle oturduğunuzda, hesapladığınızda %40 dağıtımcı payından kalan parayla siz oturup kocaman 200 milyonluk, 150 milyonluk bir Hollywood filmi yapamıyorsunuz. Yapamadığınız için, çünkü sizi belirleyen ölçek bu. Yani toplam seyirciniz bu. Bu seyircinin size getireceği ekonomi belli. Bunu aşan bir şey yaptığınız zaman ya devlet destekli oluyorsunuz veyahut başka bir öykü anlatmak durumundasınız. Yani yerli ve millinin önündeki temel engel bizim yerli ve milli alanda, yani kendi pazarımızda kendimize mal satmaktan sıkılmamış olmamız. Yani Türkiye Türk propagandası yapmaktan öteye gidememiş olmamız. Bizim özgün eserimiz yok mu? Özgür hikayemiz yok mu? Elbette var. Fakat bunu evrensel bir tonla söyleyemediğiniz zaman, bunu evrensel bir hikaye çeviremediğiniz zaman burada kalmaya mahkumsunuz. Çünkü buradaki seyirciniz maksimum film başına 7 milyon, toplamda 70 milyondan ibaret. Bununla yapacağınız çok büyük bir şey yok. Bununla o küresel ölçekte bir ekonomi yönetemiyorsunuz. Gelelim hocalarımızın notlarını almıştım. Tek sermayesi yüreğidir çocukların. Ama işte sinema maalesef edebiyat, resim ya da müzik gibi değil. Tek sermayesi kişinin kendisi değil. Bir yazar oturup tek başına bir kitabı baştan sona sadece hayalleriyle yazılabilir. Bir ressam kanıyla bir resim yapabilir. Fakat sinema dediğiniz zaman o işte 60-70 kişilik bir set ekibi, bir tasarım ekibi, bir senaryo ekibi, bir post prodüksiyon süreci
ve bütün bunlardan oluşan bir endüstriden bahsediyoruz. Yani tek bir yönetmen sanatı, evet, ama yönetmen tek başına bir şey ifade etmiyor. Burada ekonomik değerler devreye giriyor ve ekonomik değerler devreye girdiği zaman işte bu nasihat, ideolojik ve kapitalizm. Kapitalizm bütün bunlarda devreye girmek zorunda. Çünkü kapitalist bir sistemin içinde siz ne nasihatınızı, eğer bunun kapitalini ve ekonomik ölçeklerini kuramazsanız, ne nasihatınızı verebilirsiniz, ne ideolojinizi anlatabilirsiniz. Ben hiçbir sanat eserinin, ne resim, ne edebiyat, ne sinemanın ideolojiden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Yani nihayetinde insan bir fikre bağlıdır ve bu fikri sanatına yansıtır. Siz bütün bunları yapmadığınız zaman ve bu alanı, dağıtım alanını bıraktığınız zaman, daha önemlisi yapımdan ziyade dağıtım, sizin vizyonunuza ne gireceğini siz kontrol edemediğiniz zaman, o zaman hem çocuk vampirlere öykünen çocuklarınız olur, hem Allahu Ekber deyince kendi çocuklarınız korkmaya başlar. Abi baba, camiye gittim, Allahu Ekber dedim ve korktum, yani bir şey patlayacaktı zannettim. Onu yaşarsınız. Bütün mevzu bunun ekonomisinin artık Türkiye'de bir şekilde bir aya oturması lazım. Geçen hafta içinde Rusya'da Gazprom'la bir toplantıya gittik. Gazprom'un kendi medya şirketi var ki, siz burada nasıl yapıyorsunuz? Çünkü onlarda da aynı sıkıntı var. Rusların da aynı dertleri var. Domine edilmiş bir Hollywood sinemasına karşı bir direnme çabaları var. Ya biz özgün öyküler üretiyoruz. Startup sermayesini biz veriyoruz. Fakat bu öyküyü büyütmek istediğimiz zaman reise gidiyoruz, Putin'e gidiyoruz. O bu işi büyütüyor diyor. Biz ilk defa bir yapım şirketi olarak devletten hiçbir şey almadan çok cesurca, yıllardır yapılmayan, işte en son örneği Ömer Çip diye rezalet bir filmdi. Yani çocuğunuza gösteremezdiniz, küfür doluydu. Daha evvellerinde işte Sezerciklerden kalma bir dönemden geldik ve ilk defa çocukların oyuncu, kahraman olduğu bir film yapmaya çalıştık. Yani bilmiyorum, ben sinemacı olarak hatırlamıyorum. Hatırlayanınız var mı, çocukların kahraman olduğu gerçek bir sinema filmini izlemiş olanınız var mı bu süreçinde? Yani Sezercik döneminden bugüne kadar. Maalesef yok. Yani bir Ertem Eğilmez sineması yok şu an karşımızda. Şu an yapılan işler korku, komedi ve bunlarda artık kısır bir öykü. Öykü de yok. Aynı filmin 4, 5, 6. devamı çekiliyor. Hiç, yani yapılan ne BKM'nin, ne TAF'ın, ne diğer yapım şirketlerinin işlerinde işte Keten Pere'yi 5 seri, işte Kurtlarla Dansı 6 seri, o 5 seri birbirine attık. Uzun metraj diziler çekilmeye başlandı. Bu ortamda bir sinema filmi yaptık. Dağıtım yerinde zor imkanlar bulabildik. İnşallah Nisan ayında dağıtıma girebileceğiz. Ya bir şey yapmanız yetmiyor. Onu markete sokabilmeniz, rafta gösterebilmeniz, o ekonominin içinde var olmanız, bu kartellerin içinde kırıp geçebilmeniz de bir imkan meselesi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Eskiden hani İslami sinema dediğimiz sinemanın vizyona girebilmesi için Ankara'da 3 film birden oynatan sinemalara girebilirdi. Aynı dönemi bu çağda yaşıyor olmak ve bu siyasi konjonktürde yaşıyor olmak gerçekten hicap verici bir şey. Biz eskiden Ankara'da o filmlere gidebilmek için işte at şeyde oynamazdı, ana sinemalarda oynamazdı, köprü altında ya da işte o kötü sinemalarda oynardı. İşte Emine Hanım'ın filmlerini hatırlıyorum ben. Ondan sonra Minyeli Abdullah'ı hatırlıyorum. O zaman da imkansızdı. O zaman da salon yoktu. Ama o zaman da salon olmamasının bir anlaşıldık tarafı vardı. Şimdi de salon bulamamak, bilmiyorum yani buğday kendine salon bulabildi mi Türkiye'de? Kaç salonda yer alabilecek? Kaç kopyada yer alabilecek? Yani bir de ne üretirseniz üretin, eğer markette, standta yeriniz yoksa, yani ana gondol başında değilseniz, seyirciyle buluşamıyorsanız, iletişiminiz doğru değilse, onu kendi başınıza izlersiniz ve çok mutlu olabilirsiniz bundan. Fakat hocamın dediği gibi, eğer tebliğ etmeyecekseniz neden bir dine sahipsiniz? Geçen bir sonradan Müslüman olmuş bir papazın güzel bir sözü vardı. Mısır'da bir konferans veriyordu. Siz sadece kelime-i tevhid getirerek görevinizi yerine mi getirdiniz zannediyorsunuz? Eğer bir Mısırlı gelip bana bu dini anlatmasaydı ben kafir olacaktım. Bundan hiç mi sorumluluğunuz yok? Yani bir işi yapıp bunu anlatmamak nedir? Yani bu işi duyurmamak, çocuklara ulaştırmamak, büyüklere ulaştırmamak, bu öyküyü, kendi özgün öykünüzü insanlarla buluşturmamak, o zaman niye yapıyorsunuz ki zaten? Hiçbir şeyle buluşmayan, hiç kimseyle buluşmayan bir şeyin yapımının anlamı ne? İslam, özür dilerim. İslam ve sanat işine gelince, evet, İslam'da sanat mümkün. Evet, belli sıkıntıları var, belli aşmazlarınız var. Belli edeplere dikkat etmek zorundasınız. Fakat Allah en büyük sanatçı. Her şeyi çok güzel bir şekilde var etti. Eğer istenmeseydi bilinmezdi. Biz de bu çerçevede bu
görselliği buluşturmak zorundayız. Keşke bu çağa uygun bu eserler yeniden hocalarımız tarafından yorumlanabilse, yeniden aktarılabilse, çocuk birisinin projesi değil, ne devletin ne bunun onun bunun bir projesi değil, kendisi insan yerinde konabilse çocuk, keşke bir birey olduğu bilinse, bizim malımız değil, emanetimiz, Allah'ın bize bir emaneti olarak bilinse ve ona göre eserler yapılsa çok daha yol yürürüz inşallah diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Mürbiye kardeşimize. İzin verirseniz not aldığım bazı bölümleri sizlerle paylaşayım. Çok dikkatimi çekti. Gerçekten de öyle. Annesinin anlattığı bir masal yıllar sonra kuğu gibi olarak karşısına çıkıyor. Hatta masallar biliyorsunuz farklı ülkelerde bile karşımıza çıkabiliyor. Bırakın Türkiye'ye sadece. Farklı yerlerde bile çıkabiliyor. Evet, bu bağlı kelimesi, hele bu kan emiciler, hele bu saftirik meselesi bize çok yaralıyor. Ama maalesef hayatında bir gerçeği. Bu neden böyle oluyor? Çünkü her fikir, her ideoloji kendi sanatını ortaya koyar diye ifade ettiler. Doğrudur. Senin sanatın yoksa zaten fikrin de gelişmemiş demektir. Biz gençliğimizde bize anlatırlardı. Komünizmi efendim Rus yazarları kitaplarında mı öğrendik derlerdi bazıları. O şekilde ifade edilirdi. Ya da tam tersini söyleyebiliriz. Eserlerle ortaya çıkmıştı bazı fikirler. Şimdi de öyle. Eğer sizin eseriniz yoksa, sanatınız yoksa o fikir olgunlaşamayacak demektir. Ama benim çok dikkatimi çeken başka şeylere temas etti Emir Bey. O da şu, bir eseri ortaya koymak yetmiyor dedi. Memleketimizin maddi imkanlarından, onun bütçesinin sınırından bahsetti. Yaptığımız eseri çok uzun vadede düşünemiyorsa, onun mesela oyuncaklarını, legosunu, onun kıyafetlerini, onun çantasını, onun efendim piyasadaki diğer ürünlerini yapmayı da şimdiden hayal etmiyorsa bir yerde kısır kalacak diye ifade etti. Biz eserimizi standlarda, marketlerde göremiyorsak pek bir şeye yaramadığından bahsetti. Gerçekten de öyle. Mesela gidiyorsunuz anlaşanlı bir alışveriş merkezinin bazı yerlerinde kitaplar da satılıyor. Diyelim ki Diyanar'da kitaplar da var. Ama senin benim kitabım hep bulunmuyor orada yani. Bulamıyorsunuz. Ya da herhangi bir okuyucumuz bize kitaplarımızı nasıl temin edecekler sordukları zaman diyoruz ki en kolay yolu internetten temin etmeniz. Yok çünkü kitapçılarda bulunmuyor. Çocuk sizi tanımıyor. Demin hocam da bahsetmişti. Bana illa gidip akı çağırılıyor. Doğrudur. Efendim Yusuf Tursun ne yapsın bu adam? Evet. Fakat bu şunu bize şey yapmasın, empoze etmesin. Biz böyledir diye bu işten vaz mı geçeceğiz? Hayır, çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Her günümüzü, demin ki konuşmalarında da bahsettim, her günümüzü bir günümüzden daha da ileriye götürerek çalışmaya gayret edeceğiz. Ne derler, eski kitapların altında bir ifade vardı. Çalışmak bizden, tevfik Allah'tandır. Efendim, gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Evet, gayret bizden olacak inşallah. Emir Hocam inşallah ümit ediyorum. Gelecekte sizin eserlerinizi de, Erol Hocam sizin eserlerinizi de, kısmet olursa belki bizim eserlerimizi de, efendim bu insanlarımız, bu milletimiz alır, geniş bir şekilde yayılırlar ve maksat hasıl olur. Bizim maksadımız, evet tekrar ediyorum, yerli milli ama evrensel. Ben köyümü anlatacağım, doğrudur ama köyümü köyümün diliyle anlatmayacağım. Köyümden alacağım malzemeyi evrensel bir şekilde anlatacağım. Bazı arkadaşlarımızda bizim şiir gruplarımız var. Ben Yozgatlıyım. Yozgatlı arkadaşlarımızda özel gruplarımız var. Bazen orada şiir atışmalarımız oluyor böyle. Bakıyorum bir kardeşimiz genel bir konuda şiir yazarken altına Yozgat'tan bir iki kelime yerleştirmiş. Diyorum ki kardeşim Yozgat'la ilgili müstakil bir şiir yazarsan yaz. Baştan sonra Yozgat'ın kelimelerini geçir. Ama bu şiirde bu olmaz. Sen bu şiirini her okuyan kendinden bir şeyler bulabilmeli orada. Bir kahraman varsa o kahraman herkese mal olabilmeli. Yerel kalmayacağız. Yerel kalmayacağız. Oradan hareket edeceğiz ama oradan oraya çakılı kalmayacağız. Efendim saat 16.30. Tam vaktinde bitirdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak da bu edebiyat mevsimini düzenlemekte yardımları bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ve asıl fikir babası Yazarlar Birliği'ne
Teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.